Bugün konumuz lensler. Deneme yanılma yoluyla ve genellikle çok para kaybederek edindiğimiz bir tecrübe. Bugün size lens tipleri, çeşitleri, özellikleri ve kullanım alanlarıyla ilgili bir video hazırladım ki siz para kaybetmeyin. Kanalıma yeniyseniz burada fotoğrafçılıkla ilgili her şeyden bol örnek ve benzetmeyle sade ve anlaşılır bir dille anlatıyorum. Bu içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Sizleri bu ailenin bir parçası görmek beni onurlandırır, gururlandırır. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Bundan böyle bu içeriklerle sizlere perşembe günleri ulaşacağım için bu buluşmalarımızı perşembe buluşmaları olarak adlandıracağım. Bugün konumuz lensler. Önce lens tipleri, sabit odaklı prime lensler ya da değişken odaklı zoom lensler. Lens çeşitleri, geniş açılı, orta açı ya da normal dediğimiz ve tele lensler. Lens özellikleri, iki tip vardır, hızlı lensler, yavaş lensler. Şimdi daha detaylı dalalım bu videoya. Sabit odaklı lensler, genellikle bunlar daha küçük, daha hızlı, daha keskin ve daha ucuz lenslerdir. Bunlar alanınızı kısıtlamasına karşın yaratıcılığınızı artıran lenslerdir. Ve genellikle daha kaliteli bir resim karakterine sahiptirler. Cam elemanları sabit olduğu için kalibrasyonları çok daha üst düzeydir. Değişken odaklı zoom lensler, adından anlaşıldığı gibi değişken açıları bir arada toparlamayı becerdikleri için daha geniş bir açı seçeneği sunarlar size. Buna karşın sabit odaklı lenslere oranla daha yavaş lenslerdir. Genellikle f3.5 ile f5.6 arasında değişen f değerleri vardır. Bu genellemenin dışına çıkan bazı değişken odaklı f2.8'lik çok kaliteli ama oldukça da pahalı lensler de mevcut. Her ne kadar genelleyemez isek de şöyle bakmak lazım. Sabit odaklı lenslere oranla değişken odaklı lensler nispeten oransal olarak biraz daha pahalıdırlar. Eskiden çok tercih edilmezlerdi. Çünkü görüntü kaliteleri sabit odaklı lenslere göre bu kadar keskin değil. Ama bugün teknolojinin ulaştığı noktada aralarındaki fark oldukça kapandı. Ayrıca değişken odaklı lenslerde genellikle ilk defa bir fotoğraf makinesi alıyorsanız kit lenslerinizden bir tanesidir. Geniş açılı lensler. Dar alanlarda ya da manzara fotoğrafçılığı, geniş alan fotoğrafçılığında tercih edilirler. Vlogger lensi olarak da bilinirler. Bu lenslerin fotoğraf karakter özelliği ortaya doğru sıkıştırıp kenarlara doğru yayan bir yapıya sahiptir. Hatta maalesef kenarlarda oldukça bombeli ve distorsiyonlu resimler yakalarlar. Ama mimarlık çekimlerinde ve manzara çekimlerinde ilk aranan lenslerdir. Bu arada bu lenslerin yakın mesafe başarısı diğer lenslere oranla oldukça yüksektir. Ve bunları pseudo makro olarak da kullanabilirsiniz. Orta açı normal lensler. İnsan gözüne en yakın lens tipleridir. Fotoğraflarında daha dengeli bir görüntü verirler. Gerek ortadaki görüntüyü, gerek kenarlardaki görüntüyü ne sıkıştırırlar ne de yayarlar. Dolayısıyla da mükemmele yakın bir kare yakalarsınız bu orta açı lenslerle. Bu arada keskinlik konusunda da tartışmasız en keskin lens tipleridir orta açı lens tipleri. Eğer ilk defa bir fotoğraf makinesi aldıysanız ve ilk sabit odaklı lens tercihinde bulunacaksanız kesinlikle size tavsiye edeceğim bu lenslerdir. Tele lensler en dar açıya ama en uzak mesafelere ulaşabildiğiniz lenslerdir. Karenin ortasını ve ön alanını daha belirginleştirirken arka planını ve kenarları sıkıştırma özelliğine sahiptirler. Bu lensler genellikle portre çekimlerinde, doğa fotoğrafçılığında, kuş fotoğrafları çekiyorsanız ve spor karşılaşmalarında tercih edilen lenslerdir. Buna karşın bu lensler daha büyük, daha ağır ve oransal olarak daha pahalı lenslerdir. Şimdi gelelim hızlı ve yavaş lens farkına. Hızlı lensler f değerleri en düşük olan lenslerdir. Daha çok ışık algısına sahip oldukları için enstantane hızlarınızı çok daha yükseklere taşımanıza izin verdiği için böyle adlandırırlar. Hızlı lensler. Bu tür lensler karanlık ortamdaki başarılı performansların yanı sıra daha yüksek bir alan derinliği sağladıkları için portre çekiminde ve karanlık ortam çekimlerinde tercih edilen lenslerdir. Son olarak da lensler iki tip ayrılırlar. Otomatik netleme ya da odaklama ve manuel netleme ya da odaklama. Umarım bu içerik size gelecekteki lens seçimlerinizde yardımcı olur. Bu videonun bunu hak ettiğini düşünüyorsanız beğenme butonuna basmayı ihmal etmeyin. Birazdan video boyunca anlatmaya çalıştıklarımı
görsel destek olması amacıyla bir dizi fotoğraf seyredeceksiniz. Lütfen kaçırmayın videonun sonunu. Bugünkü içerikte size karışık gelen bazı terimler varsa ya da yabancı olduğunuz bazı terimler varsa f-stop gibi, sensör, APS-C, crop sensör ya da full frame gibi linke bırakacağım diğer iki videomu da seyretmeyi unutmayın. Orada size çok daha açıklayıcı, bu detayları anlamanızı sağlayacak videolar, içerikler hazırladım. Bu size yardımcı olacaktır. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.